Günaydın Sayın Vekilim. Günaydın, iyi yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, şimdi konuyu İzmirlilere bir baştan anlatır mısınız? Nedir bu mevzu? Siz bir arsanıza, yani tarlanızı konut ticari alana çevirip kendinize daire falan mı yapacaksınız Sayın Vekilim? Benim bir beklentim yok, tamamıyla devlete bağışladım arasını. Evet. Tüm tapu alanımı devlete bağışladım. Şu sebepten dolayı biliyorsunuz son 5 yıldan beri İzmir'de özellikle metropol merkezde dezavantajlı mahallelere dönük, roman mahallelere dönük kentsel dönüşümler yapılıyor. Bunun ilk etabı Karşıyaka Örnekköy'de yapıldı. Karşıyaka Örnekköy'de yapılan kentsel dönüşümde mağdur kalan, evsiz kalan, daha doğrusu yasal anlamda mağdur kalan şu şekilde: 200 metre bir arsanız var, 8 akraba kardeş mirasçısınız, atadan dededen babadan kalma, yalnız 200 metrekareye devlet bir tane daire veriyor, 2 artı 1 ya da 3 artı 1, 40-50 bin lira da borçlandı ve 7 kişi, 6 kişi ya da 5 kişi evsiz kalıyor ve bu insanlar çadıra çıkmak zorunda kalıyor çünkü güzel bir meslekleri yok, gelirleri yok. Dolayısıyla evsiz kalıyorlar. Şimdi Selçuk'taki mesele buradan kaynaklandı. Merkezdeki kentsel dönüşümde mağdur olan İzmirli vatandaşlar Selçuk'a gidip çadır kurdu. Onların doğum yerlerine baktığınızda hepsi Karşıyaka Örnekköylüdürler. Ben 5 yıl önce dilekçe vermiştim Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ve valiliğe. Dedim ki bu vatandaşlarımıza bir hazine yeri tahsis edelim. Urla'dan bir hazine yeri tahsisinde bulunmak için valilik çalışma başlattı. Bütün o bölgedeki insanlar ayağa kalktı. Seferihisar'da denedik, olmadı. Efendim Menderes'te denedik, olmadı. Peki bu insanlar nereye gidecek? Baktım olmadı. Dedim ki o zaman alın, benim kendi yerim var, ben vereyim. Yapma konusunu. Zaten hükümetin strateji eylem planı da var. Romanlara dönüp, dezavantajlı kesime dönüp. Yapın o zaman dedim. Yani olay buradan kaynaklandı, başladı. Evet. Sayın Vekilim, siz... Ama tabii bu da suç olmuş. Ben siz... bunu reklam aracı olarak kullanmadım. Yaklaşık bir yıl oldu. Evet. Bir yere ben bu araziyi kendi paramla aldığım yeri devlete bağışlayıp bu fakir vatandaşlara, onlar da devlet belirlesin. Yani sosyal yardımlaşma vaktinde dosyası olan, fakir olan, evi olmayan, üzerinde malı mülkü olmayan insanları seçsin diye valilik kanalıyla bu hak sahipleri belirlensin, mağdur kişiler belirlensin şeklinde bir dilekçe verdim. Şartlı dilekçe verdim. Konut yapılması, fakir vatandaşlara konut yapılması şartıyla bağışlıyorum diye. Ama bunu söylemedim. Ta ki dün akşamki Büyükşehir Belediyesi belediyemizin meclisinde AK Partili arkadaşlar karşı koyana kadar bunlar reklam aracı olmaz ama çıktığı için ortaya söylüyorum. Yani devletin yapması gerekeni biz de yapıyoruz, duyarlı vatandaş olarak yapıyoruz. Çünkü ben de aynı yoldan geçmişim, aynı acıları çekmişim, aynı ortamda yaşamış, büyümüş ve üniversiteyi o çadırlarda kazanmış bir kişi olarak, o çileyi çekmiş bir kişi olarak o çocukların da çekmesini, o insanların çekmesini istemiyorum bu acıları. Bir manada bu yani. Sayın Vekilim, siz duyarlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendi yerimi, bir beklentim olmadan, bir talebim olmadan Roman vatandaşlarımıza konut yapılması şartıyla bağışladım diyorsunuz. Evet, aynen. Doğru. Öyle. Dilekçelerim var zaten. Evet, AK Parti grubu buna neden karşı çıktı? Ben onu anlamadım Sayın Vekilim. Siz anladınız mı? AK Parti grubu niye karşı koyuyor? Ben de anlamış değilim. Çünkü neden? 2016 Nisan ayında hükümetin Roman vatandaşlara dönük, başlık bu çünkü, direkt Roman vatandaşlara dönük Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayınladığı, 3 bakanlığın içinde olduğu strateji eylem planı var. 2016'daki bu eylem planına göre çadırda yaşayan, özellikle net ifade ediyorum çünkü orada da net ifade ediyorum. Çadırda yaşayan Roman vatandaşlara yönelik konut yapımıyla ilgili belediyelere, valiliklere talimat veriyor. Bu barınma sorunu çözün diye. Özellikle parantez içinde söyleyeyim, net bir şekilde ifade ediliyor yine hükümetin resmi gazetede yayınlanan strateji, Roman strateji eylem planına göre tarım alanlarına uygun alanlar seçilsin diyor. Neden? Çünkü Roman vatandaşların maalesef eğitim yönünden ciddi sıkıntıları var. Mesleki ilgi beceri yönünden maalesef
zamana ve şartlara uygun değiller. Dolayısıyla tarım işçiliğini özendirmek, tarım alanında tarım faaliyeti yapmaları için tarım alanlarına yakın uygun alanlar seçilsin ibaresi var. Resmi gazetede yayınlanmış bir evrak, belge. Evet. Bu bağlamda bunu bilseydi AK Partili meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı imzasıyla, 3 bakanlığın onayıyla resmi gazetede yayınlanmış olan bu belgeyi bilseydiler, akşam bu itirazı yapmazdılar. Dolayısıyla bu itirazı AK Partili meclis üyeleri kime yapmış oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı'na yapmış oluyor. Evet. 3 bakanlığa yapmış oluyor. Ayrıca bir şey daha ekleyeyim. Benim bağışladığım arazide şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamu yararı kararı var. Bakan imzasıyla. Evet. Sayın Bakan Murat Kurum imzaladı. Kendisine de teşekkür ediyorum burada. Neden? Çünkü hükümetin romanların konut yapımına dönük eylem planı var ki Sayın Bakan da bunu imzaladı. Valilik imzaladı. Toprak Koruma Kurulu imzaladı. Yani Özgür Bey, AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Bey şunu şöyle diyemez. Normal bir vatandaş gelse bu böyle olur mu? Normal bir vatandaş gelse olabilir ama şartları var. Benim burada Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Kaymakamlık ve Çevre Şehircilik Bakanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bir yıldan beri uğraşıyoruz ve Toprak Koruma Kurulu toplantı, Vali Bey'in öncülüğünde, Tarım İl Müdürlüğü toplantı, etikler yapıldı. Birçok araştırmalar, çalışmalar yapıldıktan sonra alanın üzerinde, mevcut alan üzerinde zeytin ağacı yok, herhangi bir ağaç yok ve 45 dönümlük alan marjinal tarım alanı olarak belirlendiği için ağaç da kesilmeyeceği için o alan 45 dönümlük alan imara açılmış oldu. Yani imara açılmış oldu dedim. İmara açılmasıyla alakalı karar verilmiş oldu. Toprak Koruma Kurulu kararı. Evet. Yani öyle hemen biz bu yere açalım tarım alanı, bunu hemen halledelim, böyle imara açalım, konut yapalım diye bir şey yok. Bütün resmi kurumlardan teker teker onaylar, görüşler, imzalar, etütler yapılarak onaylar alındıktan sonra aşama buraya kadar geliyor. Yani ve bakanlık da bu aşamaları yerelde tamamladıktan sonra bakanlık da o belgelere göre kamu yararı kararı verdi. Evet. Dolayısıyla o belgeler olmadan bakanlık kamu yararı kararı veremez. Toprak Koruma Kurulu olumlu görüş veremez. Tarım İl Müdürlüğü olumlu görüş veremez. Dolayısıyla jeoloji etüdünden tutun birçok etütler yapıldı. Alan konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani AK Partili arkadaşlar bunları bilseydi yani itiraz etmezlerdi. Ki kendilerinin yapması gereken yükümlülükleri var. Şu an Roman Strateji Eylem Planı'nda Roman konutları gecikmiş durumda tarih olarak. Tarih olarak gecikti. 2017 Haziran ayı yazıyor. 2017 Haziran ayında bu konutların çadırda duran vatandaşlara yapılması gerekiyordu. Niye yapılmadı? Onu bilsinler, okusunlar, araştırsınlar, ondan sonra itiraz etsinler. Sayın Vekilim, bu siyaset evet. Üstü bir konu bence. Arkadaşlar, AK Parti İzmir grubu da anladığım kadarıyla biz 2016'da Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şeyleri niye yapamadık diye hayıflanmışlar. Bu yüzden evet. Karşı çıktılar anladığım kadarıyla. Kimin yaptığı önemli değil. Önemli olan sorunun ortadan kalkması. İzmirliler adına teşekkür ediyoruz sizlere. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Sağ olun.